Herkese merhabalar, Seda Yalçınkaya ben, İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı. Bugün önemli bir gün çünkü akşam FED faiz kararını açıklayacağız. Piyasa beklentisine bakalım çünkü piyasa beklentisinde faiz kararına yönelik herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde bir algı oluşmuş durumda. Ancak FED başkanlarının ve FED Başkanı Yellen'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda 2015 yılında ABD ekonomisinin faiz artırımına uygun olduğuna yönelik açıklamalar vardı. Şimdi bu bağlamda Ekim ayındaki toplantıda herhangi bir FED Başkanı Yellen'ın konuşması da bulunmuyor bu akşam bu arada. Herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor ama karar metni önemli. Karar metninde Aralık ayına işaret edecek bir açıklamalar ya da sinyal oluşması durumunda bu sefer dolar talebinde artış yaşanabilir. Ve gelişmekte olan ülke grubunda olduğumuz TL de bundan negatif yönde etkilenebilir. Son zamanlarda zaten oldukça yatay bir fiyatlama var. 2.87.50 seviyesiyle 2.91 zaman zaman 2.91.50 seviyesine yönelik yatay kanalda ilerliyoruz. Şu anda baktığımızda kısa vadeli olarak 2.91.50 seviyesinin üzerine çıkılması ve burada kalıcılık sağlanması 2.93 seviyesine doğru bir yükselişi destekleyebilir. Ancak 2.87 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda satış baskısının biraz daha artabileceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte iki tane önemli şey var. Bir tanesi FED dedik, diğeri ise 1 Kasım'da gerçekleştirilecek olan genel seçimler. Şu anda baktığımızda hükümetin kurulmasına yönelik bir algı var. Çünkü fiyatlamalarda herhangi bir oynaklık ya da herhangi bir yükseliş, sert bir yükseliş ya da sert bir kayıp görmüyoruz. Endekste 81 seviyesine doğru tutunmakta zorlanan ama buralara kadar yükselme iştahının olduğu bir endeks gördük. Ve zaman zaman 80.000 üzerinde de kapanışlar gördük. Ancak şu anda baktığımız zaman satış baskısının biraz daha ağır olduğunu görüyoruz. 77.600 seviyesine doğru gelebilecek geri çekilmelerde endekste bu seviyenin altındaki kapanışlar gerçekleştirmesi 75.000 seviyesine doğru bir satış baskısına kapı açmış olabilir. Ama 80.000 üzerindeki kapanışların tekrardan gündeme gelmesi 81.800 seviyesine doğru yükselişleri destekleyecek nitelikte olabilir. TL tarafında ise 93 seviyesinin yükselmesi ve FED kararlarının açıkçası FED karar metninde dolar talebini artırabilecek yönde açıklamaların yapılması 93 seviyesi hatta 2.96 seviyesine doğru yükselişleri destekleyebilecek nitelikte olabilir. Aksi takdirde 2.87 seviyesinin altındaki fiyatları takip ediyor olacağız. Burada euro dolara da bakmak lazım çünkü dolar endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan para biriminin euro olduğunu görüyoruz ve açıkçası şu anda geçtiğimiz hafta Draghi'nin yapmış olduğu açıklamalarla birlikte 1.10.50 desteğinin altındaki fiyatlamalar sürüyor. Burada yükseliş trendinin geçtiği 1.10.50 seviyesinin önemi oldukça büyük. Eğer bunun üzerinde kapanışlar yapması ve 1.11 seviyesine doğru yükselişi büyük bir mumla kat etmesi durumunda açıkçası yükseliş hareketlerini bir atak yönünde takip edebiliriz. Ancak 1.10.50 altındaki kapanışların tekrardan gündeme gelmesi ve burada kalıcı bir seyir izlemesi durumunda ise 1.09 ve hatta 1.08 seviyesine doğru geri çekilmeleri destekleyebilir. Gelişmelerin devamı için İntegral Menkul Değerler'den ayrılmayın. Forex TV'yi izlemeye devam edin. İyi günler. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.